Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri, bugün size yine tam şimdi zamanı olan sarmaşık bitkisini hem tanıtacağım hem de bunun yemeğini nasıl yapıldığını tarif etmeye çalışacağım. Bununla ilgili bir video çekmiş olacağız beraber. Sarmaşık bitkisi şu şekilde çamların altında kendiliğinden oluşur. İnsanlar bunları toplar, demet haline getirip pazarlarda satarlar. Bunların yemeğini de yaparken böyle filiz olan taze kısımları böyle kırarak bu şekilde tabağınızın içine doğrayacaksınız. Mümkün olduğunca taze kısımlarını kullanın ki kart kısımlarını yerken ağzınızda şey yapmasın, sıkıntı yaratmasın. Hem acımsırak bir aroması var. Fazla gelir kart olduğu zaman. Biz daha önceden zaman kazanalım diye tabağın içine 3 demet sarmaşık bitkisini güzelce kırıp hazırladık. 1 demete yakın taze soğan. Daha az da kullanabilirsiniz. Daha fazla da sevme miktarına bağlı bu. 5 tane yakın yumurta kıracağız biz içine. Siz bunu 2 kırabilirsiniz, 5 kırabilirsiniz. Yumurta sevmiyorsanız hiç kırmayabilirsiniz. Kavurarak 1 çay bardağı zeytinyağı kullanmanız yeterli. Pişirme esnasında zaten kendi suyunu salıyor diye su ilavesi yapmıyoruz. Ama baktınız ki diri kalacak, o zaman bir yarım çay bardağı su ilavesi gerekebilir. Birazcık da tuz kullanacağız. Şimdi tavamızı ısıttık. Zeytinyağını koymuştuk biz daha önceden. Yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi sarmaşık bitkisi doğranmış hazır. Yumurtamız. Şimdi soğanımızı yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çay bardağına yakın koyduğumuz zeytinyağının içine. Tavamızda güzelce kavuracağız şimdi. Bu soğan hafif öğlene kadar der bayanlar genelde. Öldürme tavuğunda kavuracağız biraz soğanımızı. Çok diri kaldığım için çünkü ağzınızı diri diri soğan gelmesin. Aromatik yapısı tadı karıştırdığımızda sarmaşıkla birlikte soğan tadı ön plana çıkmış olmasın. Aromalar çünkü güçlü olduğu için bitkilerde eğer kavurma, ısıtma ve karıştırma oranlarına dikkat etmezsek arzulamış olduğumuz lezzetleri maalesef damakta yakalama şansımız zorlaşıyor. Evet, kendini yavaş yavaş taze soğanla şöyle yakınlaştırayım görün. Artık diriliğini kaybetti. Şöyle bir canı sıktığımız için çabuk şey oldu. Şimdi içine şey ilave ediyoruz. Sarmaşık bitkimizi. Sonra yumurtamız var. Onu son koyacağız. Güzelce kavuracağız. Emin olun ilk defa yiyecekler olan arkadaşlar için söylüyorum. Çok değişik bir damakta lezzet hissedeceksiniz. Değerli bir bitki. Değerli bir sebze. Eğer Şubat'ın sonlarına doğru çıkmaya başlıyor. Mart'ın sonlarına doğru artık bir ay belki 1,5 ay bazı yerlere göre yenebilecek bir şey. Her zaman bulabileceğiniz bir şey değil. Bahardan önce oluyor. Çamların altlarında genelde buluyor arkadaşlar. Bunları toplarken insanlar. Onları denet denet yapıp pazarlara getiriyor. Biz onların sayesinde bu bitkiyi yemiş oluyoruz. Sarmaşık bitkisi damarsal anlamda da insan vücuduna gerçekten fayda sağlar. Damarları ve kalbi güçlendiren özelliklere sahip bir bitki. Biz biraz fazla demet kullandığımız için miktar su ilave etmemiz gerekecek gibi görünüyor. Açık takdirde diri kalabilir. Diri kaldığı zaman da biraz sert olabilir. Yerken hoşunuza gitmeyebilir. O yüzden
Yarım çay bardağı kadar su ilave ederek biraz daha iyi pişmesini sağlayacağız. Yağınızı ısıtırken biraz hara fesle tavayla beraber ısıtıp sonra ateşi yarıya kısarsınız. Çok yüksek ateşte yaptığınız zaman kavurma sürecini doğru yakalayamayabilirsiniz. Sevdiğiniz kadar tuz. Biz genelde 1,5 çay kaşığına yakın atıyoruz. Kaya tuzu kullanmaya dikkat ediyoruz tabii. Biz de kaya tuzu kullanmaya doktorlar da zaten öneriyor. Evet, kavurmaya başlayalım. Artık yemek için ben de sabırsız olmaya başladım. Her sene bunu yemek için bu süreci siz de ilk de çekeceksiniz eminim. Tüketimiz ailecek, çok beğenerek tüketiyoruz bunu. Zamanı geldiğinde bol bol alıp tüketmeye çalışıyoruz. Eğer bol olursa demedi 3 liralara falan düşüyor ama bu sene biraz pahalı gidiyor. 4 lira 5 lira gibi demek ki. Pazarlar bu şekilde satılıyor. Bazen 7 lirayı bile gördüğü oluyor. Çok mutlu alakalı biraz tabii. Bol bulunan bölgede belki fiyat biraz düşebiliyor da. Az bulunan bölgelerde fiyat biraz pahalı olabiliyor. Çünkü bunu seveni çok. Bilen insanlar bol bol tüketmeye çalışıyor. Evet, kokusu da çıkmaya başladı. Harika bir sarımsak kokusu. Sulaş almayı olarak ben de damakta iz bırakan güzel lezzetlerle yaşıma kadar öğrendiğim tüm tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yeni keşifler yaparsam da, yeni lezzetlerle buluşursam da bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim zaten. Ama ben gerçekten bir damak düşkünüyüm. Size önerdiğim videolarımda gösterdiğim tüm lezzetlerden emin olun siz de büyük keyif alacaksınızdır. Kendi zaten beğenmediğim ya da damağıma ifade etmeyen hiçbir şeyi sizlere önermeyeceğim. Videoyu çekmiş olmak için videoyu hiçbir zaman çekmeyeceğim zaten. Merak etmeyin, bu konuda güçlü destekli olacak videolarımız. Evet, bayağı bir sarmaşıklar artık pişiyor. Yavaş yavaş yumurtamızı da hızlı çek olan hazırlayalım. Yumurtayla aramızda başlayacağız. Zamanlamayı çünkü ayarlayamadığımızda ya yumurta fazla pişmiş olur. Ya sarmaşıklarımız diri olur veya çok pişmiş olur. O yüzden pişirirken bu kıvamı güzel yakalamamız gerekiyor. Ki lezzetinden keyif alabilirim hep beraber. Kapağını kapatıyoruz. 1-2 dakika daha pişsin. Kapağı kapattık. Pişerken ben tabii tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Şey yapmıştım herhalde, bir kapağı açalım bakalım. Evet. Altını söndürdük.
Kendi halinde şimdi aldığı ısısıyla da biraz dinlendiğinde zaten tam kıvama gelmiş olacak. Hem ben tadına bakacağım için biraz soğumuş olsun. Gerçekten muhteşem kokuyor. Ben her zamanki gibi yine sizin için tadacağım. Anlatamam. Bu lezzeti kendiniz yapıp muhakkak damaklarınızda hissedip yaşamanız gerekiyor. Bu gerçekten anlatılabilecek bir tat değil. Pusula Çağlayan'ı takip etmeye devam edin. Sizler için yeni bilgiler, yeni araştırmalar, yeni lezzetler paylaşmaya devam edeceğim. Yine sağlık dolu bir gün dileyerek abone olmayı unutmayın diyorum. Pusula Çağlayan'ı takip etmeye devam edin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.